Vefa, vefa, vefa. Unutulmamak demek, hatırlanmak demek, hayırla yad edilmek demek. En önemli vefayı da şehitlerimize borçluyuz. Burası Kırım Savaşları'nda Sinop limanımız bombalandığında, 30 Kasım 1853 tarihinde bombalandığında askerimiz o bombardımanda şehit olur. Onların kemikleri daha sonra toparlanır, bu anıtın altına konur. Biz 2000 yılında değerli izleyenlerimiz buraya geldik ve belgesel çektik burada. Sözü uzatmayalım. 2000 yılında çektiğimiz belgesel görüntülerle sizleri baş başa bırakalım. Bakın 2000 yılından günümüze bir şey değişmiş mi? Birlikte bakalım. 2000 yılına gidiyoruz. Doğu bölgemizi işgal eden Ruslar, 30 Kasım 1853 tarihinde bu sefer donanma gücüyle Sinop'a ani bir baskın yaparak burada bulunan donanmamızı yaktı. Bu baskında şehit düşen subay ve erimizin cesetleri denizden toplanarak 1853 Aralık ayında büyük törenle Sinop şehitliğine defnedildi. Bu şehitlik 1853 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kırım bölgesini kurtarmaya giden Osmanlı donanması Sinop'ta karargah kurmuştu. Ancak hava müsait olmadığı için sefere çıkamayan donanmaya Ruslar aniden baskın düzenler ve 8500 Osmanlı eri Sinop'ta şehit olur ve bu şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak için Cumhuriyet'in 10. yılında bu bölge düzenlenir ve şehitlerin kemiği arkamızda gözüken abidenin altına konur ve abide ziyaretçilerin fatihalar okumak üzere ziyaretine açılır. Bugün şehitlerimiz için yapılan anıt ve mezarlık bakımsız da olsa ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Evet, bir değişiklik var. Burada bir anıt vardı, bir abide vardı. O anıt bugün burada yok ve onu valilik vilayet binasına götürmüş. Onun buraya gelmesini arzu ediyoruz. Kırım Savaşları'nın en ağır bedelini Sinop'ta ödedik. Sinop limanımız Ruslar tarafından bombalanır ve bazı tarihçilere göre de Osmanlı Derin Devleti kendi limanını bombaladı da diyenler de var. Bunu Fransız kaynakları ifade ediyor. Ama ne olursa olsun binlerce askerimiz Sinop limanında şehit olur. Onların ceplerinden çıkan parayla bu çeşme yapılır. Biz yıllar önce buraya geldik. Zamanı durduralım. Daha önce çektiğimiz belgeselle sizleri baş başa bırakalım. Şehit Mehmetçiklerin ceplerinden çıkan harçlıkların toplanmasıyla bir çeşme yapılmış. Şehitlerimizin ruhlarını şad ediyor. Sinop'ta bu tarihi çeşme Osmanlı Kırım Savaşı'nda Sinop'ta Rusların Osmanlı donanmasını yakması ve 8500 Osmanlı askerinin şehit olması anısına yapılmış şehitlerin cebinden çıkan paralarla. Hocam belgeseli izledik. 10 sene önce gelmiştik. Neler söylersiniz? Değişen bir şey gördünüz mü burada? Herhalde sadece aynı. Biraz herhalde çevre düzen olmuş. Evet. Evet. Nedir konu? Burada çeşmenin bir hikayesini sizden. Çeşmenin hikayesi elbette ki orada toplanan şehitlerin cenazeleri. Yukarıdaki şehitliğe defnedildi. Toplu olarak kemikleri bulunuyor sadece. Cepheden çıkan paraları bu çeşme yaptırmış. Ne kadar çıktı o para biliyor musunuz? Onu bilemiyoruz. Bilemiyorsunuz. Ve o para yapılıyor. Aha. Silik dökük şeyler. Evet. Evet. Şehitler belki bizden vefa bekliyor. Unutulmamak bekliyor. Fatiha bekliyor. Onların ruhu için sizleri Fatiha okumaya davet ederken biz de şehitlerin ruhu için o çeşmeden bir su içelim diyoruz. Ne dersiniz efendim? Çok birlikte içelim efendim. Yolunuz Sinop'a düştüğünde şehitliği ziyaret ederek şehitler çeşmesinden kana kana su içip şehitlerimizin ruhuna fatihalar okuyun. Sivastopol önünde sıra sıra söğütler. Oturmuş binbaşı asker öğütler. Askere gidiyor baba yiğitler. Aman padişahım, izin ver bize.
zafer haberini verelim size. Sivas Topol önünde bir dolu testi, testinin üstünde sam yeli esti. Analar babalar umudum kesti. Aman padişahım izin ver bize, zafer haberini verelim size. Buna karşılık Sivastopol Savaşı'nda binlerce askerimizi kaybettik. O gün yapılan şehitlikten ve oralarda kalan Türklerden bugüne hiçbir iz kalmadı. Hepsi Ruslar tarafından yok edildi. Kırım, soykırım ve sürgünlerin yaşandığı Rus mezalimi karşısında direnmeye çalışan bir milletin feryadı. Sürgünün dehşetini yaşayan masum insanların korkunç tahribata maruz kaldıkları bölgenin adı Kırım. Sivastopol önünde yatar gemiler. Atar da nizam topunu yerle gök iner. Yardımcıdır bize kırklar yediler. Sılasına kavuşmaz aslan yiğitler. Sivastopol'a hakim tepe üzerindeki çam ormanları içinde 6 yıl önce yapılan Osmanlı şehitliğini ziyaret ediyoruz. Burası Sivastopol. Kırım savaşlarının yapıldığı yer ve bu alanda savaşlar yapılır ve Mehmetçikler hemen arkada gördüğümüz bu bölgeye defnedilirler. Yıllar sonra buradaki Mehmetçik kabirleri çıkar ve onlar için Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı öncülüğünde Sivastopol savaşlarının yapıldığı yere anıt dikilir. Şimdi bu anıtı ziyarete gidiyor ve Sivastopol Kırım şehitleri için fatiha okuyoruz. 1853-1856 yıllarında yapılan Kırım Savaşı'nda Sivastopol'da şehit olan Osmanlı askerleri anısına 6 yıl önce Türkiye'nin Ukrayna Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan şehitliğe ilk kez bu kadar kalabalık bir ziyaretçi heyeti geliyor. Burada mezarları tespit edilen 50'ye yakın şehit Mehmetçik var. Şehitler bulundukları yerden mezarlar alınarak anıtın olduğu yere getirilmiş. Türkiye Büyükelçiliği tarafından görevlendirilmiş Tatar görevli, şehitliğe son yıllarda az da olsa Türk ziyaretçilerin de geldiğini söylüyor. Kırım'a ve özellikle Yalta'ya giden Türk turistler, Sivastopol şehitliğini mutlaka ziyaret etmeli. İsimsiz ve kefensiz bu şehitlikte yatan Mehmetçikler, acaba Anadolu'nun hangi ilinden bu bölgelere gelmişler? Hangi ana kuzuları Sivastopol toprağının karabağrında yatıyor? 150 yıl sonra hatırlanan şehitler yaptırılan bu şehitlikte acaba vefasızlığımızı affedecekler mi?